Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında dönüşüm geometrisi konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani düzlemde dönme dönüşümünü anlatacağız sizlere. Evet kitabımızda dönme dönüşümü sayfa numarası 253 ve 254'te. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Düzlemde dönme dönüşümü. Bir kere dönme dönüşümü dairesel bir hareket içerisinde olur. Mesela şuradaki bir A noktası etrafında B noktasını döndürecek olursak eğer A noktasına sabitliyoruz bizim elemanı ve şöyle A noktası etrafında döndürüyoruz. Bak döndürürken ne oluyor? Dairesel bir hareket oluyor. Şöyle bir dairesel hareket olacak. Tam 360 derece döndürsem dairesel bir hareket oluyor. Hatta ben bunu böyle 360 derece döndürmek zorunda değilim. Yani şu nokta etrafında B noktasını döndürürken mesela atıyorum şu yönde kaç derece döndürdesin bize? Atıyorum 80 derece döndürdesin. 80 derece döndüreyim. Hop 80 derece döndürdüm. Böyle gelecek. Bu böyle dairesel bir dönüş yapacak. E o zaman buradaki açı da 80 derece olacak. Ha, burada bir de noktamız buraya gelmiş oluyor. Bu nokta buraya gelecek ve dairesel bir hareket ve dairesel bir hareket olduğu için en önemli şeylerden biri bu dairenin yarıçapı, bu da dairenin yarıçapı değil mi? Evet. Dönme hareketlerinde buna dikkat edeceksiniz. Bir de dönmede pozitif yön, negatif yön var. Biliyoruz zaten bunu trigonometriden. Mesela saati düşün. Saatimizdeki bu saniye böyle gitmiyor mu arkadaşlar? Böyle 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 dönmüyor mu? Evet. Şöyle dönüyor. İşte bir saat yönüne biz ne diyoruz? Negatif yön diyoruz. Saat yönün tersinde dönmeye ne diyoruz? Pozitif yön adını veriyoruz. Bu negatif yön, bu pozitif yön. Ha hiçbir şey demezlerse sadece ve sadece döndür cümlesini duyarsanız pozitif yönde döndür demek anlamına geliyor. Bunu da unutma. Şimdi dönme dönüşümünde saat yönü tamam bunu anlattık. Negatif yön ve pozitif yönü anlattık. Şimdi şuna gelelim. Düzlemde bir px virgül y noktasının orijin etrafında pozitif yönde alfa açısı kadar döndürülmesiyle elde edilen nokta p üssü noktası ise p üssü r alfa böyle parantez içinde p ya da direkt r, r, alfa şeklinde de gösterilebilir. Mesela 120 derece döndürmüş hali r alfa şeklinde gösterilir. Burada r alfaya biz ne diyoruz? Dönme dönüşümü adını veriyoruz. Bazen bunu r alfa şeklinde gösterirler. Bunu böyle görürsen yani afallama. Bu dönme dönüşümüdür. Mesela R30 yazdılar. Bu ne demek? Pozitif yönde 30 derece döndür demek. Tamam? E, tabii orada yazarlar. Orijin etrafında mı, başka bir nokta etrafında mı? Onun hepsini sana söylerler. Bu arada dönme yalnızca bir noktayı değiştirmez. Bak. Şimdi ben bir dönme hareketi yapayım. Arkadaş, şu dönme hareketi buradayken şuradaki noktayı döndürürken bak ne oluyor? Dönmede hocam döndürürken hop şöyle bütün noktalar değişiyor. Ama sadece bir nokta değişmiyor. Baksanız ya. O da sadece bu, bu nokta sabit kalmıyor mu? Evet bu nokta sabit kalıyor. İşte bu nokta sabit kalıyor. Değişmeyen noktaya biz ne diyoruz? Dönme merkezi adını veriyoruz. Ve dönme merkezi genelde orijin etrafında döndür diyorlarsa orijin dönme merkezi oluyor. Ya da a 1i 2 etrafında döndür derlerse dönme merkezi orası olacaktır. Bir dönme dönüşümünde alfa açısı kadar döndürelim dendiğinde döndürme yönü pozitif yön. Yani saat yönünün tersinde olmak zorundadır. Bu dediğimi de unutma. Şimdi gel senle birlikte noktayı döndürelim. Koordinatları A virgül B olan bir noktayı 90 derece döndürelim. Ya şurada küçük yerde yapıp ispat yapacağım ama şurada ispatı burada yapayım ben sana. Oraya küçültüp oraya sığdırırım. Sen güzel bir şekilde anla diye şöyle daha büyük bir yerde yapıyorum. Bak şimdi dostum. Bize bir A virgül B noktası verilsin. Bak şöyle bir A virgül B noktası verilsin. Ve ben bunu orijin etrafında döndüreyim. Orijin etrafında döndür demek ne demek? Orijine bağladın. Hop şöyle döndürdün. Mesela saat yönünün tersinde döndürelim. Saat yönünün tersinde döndürdüm böyle. Tamam. Şuradaki şeyi de biraz daha uzatayım. ha. Şuradaki 90 derece döndürdüm. Hocam 90 derece dönünce burada kaçı? 90 derece demektir zaten. Buradaki noktayı bulmaya çalışacağım. Ben ne yaptım? Şöyle bir döndürdüm. Dairesel bir dönüş oldu. Hocam dairesel bir dönüş oldu. En önemli şeylerden biri. Şunlar şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şimdi buradaki noktayı bulmaya çalışacağız. Arkadaşım dikkat dikkat. Buradaki noktanın koordinatlarına bakalım. Burası A. Şurası A. Burası B değil midir? Evet. Şuraya B yazalım. Şurası da A olacak. Eyvallah. Sonra buradaki noktanın koordinatı da şu değil midir? Evet. Buradan da çizince şöyle. o oh, 90. Hocam ne oldu o zaman? 90'lara mı düşüyor? Alfa beta. Dalla alfa beta ya. Alfa beta. Alfa beta. Hocam ne oldu? Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta ama ilk eşitleri yazmışım. 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı B ise beta'nın karşısı burada buraya kadar kısım B yapar. Alfa'nın karşısı burada tamamı A'ydı. Alfa'nın karşısı burada da A yapar. A buradaki nokta apsisi B oldu. Ordinatta A bir aşağıda oldu. Eksi A oldu. Bak ne güzel bir şey çıktı. A virgül B'yi ben saat yönünde yani negatif yönde 90 derece döndürürsem noktalar yer değiştirdi. Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini aldı. He, o zaman ben bunu genelleyebilirim. İşte yön, mön bir şey derlerse o yöne göre de değişir. İstersen pozitif yönde de değiştir. Fark etmez. Arkadaşım her bir 90 derece dönmede ne oluyor biliyor musun? Noktalar yer değiştiriyor. Bak bu cümlemi unutma. Lütfen sar sar yeniden dinle. Her bir 90 derece döndürmede noktalar yer değiştiriyor hangi bölgeye düştüyse onun işaretini alıyor. Bak çok değerli bir daha söylüyorum. Hangi bak A virgül B'yi her bir 90 derece döndürmede noktalar yer değiştiriyor. Ve hangi bölgeye düştüyse en son nokta o bölgenin işaretini alır. Evet ispatını da yaptım ben sana zaten burada. Şunu da şöyle şuraya küçük bir şekilde koyayım. Ayıp olmasın. Heh. Şimdi gelelim şuraya. Koordinatları A virgül B olan bir noktayı orijin tarafında pozitif yönde yani saat yönü tersinde 90 derece döndürdüğümüzde B virgül A olur. Ama dur. Şimdi birinci bölgede kabul edelim. Pozitif yönde döndürdüğümüzde bu bölgeye düşecek. Bu bölgenin işaretini koyacağım. Eksi B'ye artı A olur. Kural olarak ezberleme. benim ki gibi yap. Her bir 90 derece döndürmeden noktalar yer değiştiriyor. Ve ne oluyor? Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini alıyor. Peki 180 derece döndürmeden ne yapacağız? Bak dikkat. Burası A virgül B ise sen bir 90 döndürdüğünde buraya geldi. Bir daha 90 döndürdüğünde buraya geldi. Buraya geldiğinde B virgül A oldu. Buraya geldiğinde de eksi A virgül B. A virgül B olmadı mı B virgül A değiştiğinde? Bak tekrar söylüyorum. Her bir 90 derecede döndürmede noktalar yer değiştiriyor. Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini alıyor. Buraya geldi. Noktalar yer değiştirdi. B virgül A. Buradan da buraya gelince A virgül B olur. Hangi bölgeye düştü? Üçüncü bölgeye düştü. Yani eksi A virgül eksi B olur. Ha. 180 derece döndürmede de ne oluyormuş? Orijine göre simetriği oluyormuş. Değil mi? Şeklen belli zaten. Tamam. Ben artık şunu söyleyebilirim. Bunu da öğrendiğime göre. 90 ve 270 derece döndürmeden noktaları yer değiştir. Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koy. 180 derece döndürdüğünde de ne oluyormuş? Orijine göre simetriği oluyormuş. Kendin de şeklinde yapabilirsin. Unuttuysan 90, 2 kere 90 döndür anlarsın zaten. Orijin etrafında pozitif yönde 270 derece döndür, pozitif yönde 270 derece döndürdüm. 270 derece döndürdüğümde b virgül a olacak. Hangi bölgeye düştüğü son işaretini alacak. Yani b virgül a oldu ya. Hangi bölgeye düştü? Dördüncü bölgede. İşareti artı eksi olacak. O yüzden b virgül eksi a olmak zorunda. Ya da hocam şuraya geldi, işte a, a, b virgül a oldu. Buraya geldi a virgül b oldu. Buraya gelince de b virgül a oluyor yine. Bu bölgede b virgül eksi a olur diyebilirsin. 360 derece döndürdüğümüzde de yine aynı noktaya geldiği için A virgül B olmak zorunda. Evet 360 derece dönmede A virgül B koordinatı değişmez. Arkadaşım noktayı orijin etrafında döndürmek gerçekten çok kolay. Çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Noktaları yer değiştir. Hangi bölgeye düştüyse işaretini koy. 180 derece dönmede hiç uğraşma bence. Orijine göre simetriye dersin. Olay biter. Bak gel. 1'e 2 noktasının orijin etrafında 90 derece dönmesiyle Tamam. 1'e 2 noktası. Sen 90 derece döndür. Yön veriyor mu? Vermiyor. O zaman pozitif yönde 90 derece döndür. 2'ye 1 noktası yapar. Noktaları yer değiştirdim. 1'e 2 noktası ilk etapta neredeydi? Buradaydı. Pozitif yönde 90 derece döndürsem bu bölgeye düşer. Bu bölgede de işareti eksiye artı değil midir? Evet. Eksi 2'ye 1 noktası yapar dostum. Tamam bunu unutma. Hadi bakalım. Geldik şuraya. Bu sefer bu nokta orijin etrafında 45 derece döndür. Aa. Şimdi bu tam oturmadı galiba. Bununla ilgili bir örnek daha yapayım ben. Peki hocam bir örnek daha yapalım. Şey diyelim bu sefer kaç derece? 270 derece diyelim. Mesela eksi 2'ye eksi 2 eksi 3 noktasını 270 derece döndür. Ne olacak? Noktalar yer değiştiriyor. İşaret yokmuş gibi düşün. 3'e 2 olacak. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işareti. Eksi 2 3 neredeydi? Buradaydı. Pozitif yön. Hocam pozitif yön şu yöndü. Bu yönde 270. Bir 90 burası. Bir 90 burası. Bir 90 burası. Buraya gelecek. Buradaki işaretin olacak. Eksiye artı olacak. İşte bu şekilde bulunur. Şimdi iyice oturmuştur galiba. Değil mi? Tamam. Evet. Bu da ayrı bir soruydu. Şimdi geldik. Örnek 32'ye. Bak bu sefer 90 derece döndür demiyor. 45 derece döndür diyor. 45 derece döndürmede ne yapacağız? Arkadaş 45 derece döndürmede bakalım şekil çizip genelde şekil çiziyoruz analitik düzlemde. Şekil çizerek çıkacak mı çıkmayacak mı ona bakacağız. Şimdi P noktası kök 2'ye bak. Kök 2'ye 3 kök 2 verilmiş. Kök 2 3 kök 2 verilmiş. Ya bu özel sayılar değil. Özel sayılar olsa mesela özel sayılar dediğim nedir? 1'e 1 olabilir. 4'e 4 olabilir. Bak 1'e 1 olursa ya da 4'e 4 olursa şunlar şunlar eşit olacak ya. Burada kaç 45 derece yapar. Burada özel bir açı olduğu için bunu mesela adam sana 45 derece döndür der ya da 135 derece döndür der. 45 derece döndürsen buraya denk gelir. Bunda 45 bin, e, bunda böyle şekil çizerek bir döndürme yapabilirsin. Ya da 1'e köküç ya da bir sayı a iken a köküç olmasa ya da şöyle bir şey mesela 1'e köküç ya da 2'ye 2 iki köküç de olabilir. Şöyle geldim 1 bir köküç 1 bir köküç ya şöyle geldiğinde burada kaç 30 derece olur burada kaç 60 derece olur. Yani sen buradaki döndürmeyi yine açı olduğu için Özel durumlar olduğu zaman analitik düzlem çizip yapabilirsin. Açı olduğu zaman ama. Özel sayılar olduğu zaman. Ama burada maalesef herhangi bir açısal döndürme yapamam. Burada maalesef çünkü kök 2 ve 3 kök 2 özel bir durum oluşturmuyor. Kesinlikle özel bir durum oluşturmuyor. PSU noktasının koordinatları. Bakalım belki gelir özel bir durum. Hocam normalde burası nedir? Şöyle ve şöyle. Orijin etrafında döndüreceğiz mesela bunu. Hadi bakalım orijin etrafında 45 derece döndürdüm. Hadi döndür bakayım. 45 derece döndürünce nereye denk gelecek? Buralara bir yerlere denk gelecek. E, bunların birbirine eşit olması lazım olacak. Burada kaç? 45 derece olacak. Şu eksenler olan uzaklarını bulabilir miyiz? Bulamayız. Dedim ya şu sayılar özel bir sayı olursa yani x ekseniyle özel bir üçgen özel bir şey oluşturursa açı oluşturursa şekil çizerek yapabilirsin. E hocam bu tür sorularda ne yapacağız peki? Arkadaşlar bu tür sorularda şunu yapacaksınız. Bununla ilgili açısal döndürme formülü var. C, S, s c formülü var. İlki eksi sonrası artı olacak. Şuraya X, buraya Y, buraya X, buraya Y yazarsın. Açısal döndürmenin formülü de bu kardeşim. Tamam. Açısal döndürmenin formülü de bu. Bu ne demek? X çarpı kosinüs alfa eksi Y çarpı sinüs alfa x çarpı sinüs alfa artı y çarpı kosinüs alfadır. Bu da formülü. Ha ben olsam ilk önce bir noktayı pozitif yönde döndürmenin formülü şudur deyip ondan sonra bu soruyu yazarım. ÖSYM'a genelde böyle yapar. E o zaman x dediğimiz ne? Kök 2. Kök 2 çarpı kosinüs 45. Eksi y dediğimiz 3 kök 2. 3 kök 2 çarpı sinüs 45. Sonra devam ediyorum. Virgül x çarpı sinüs 45 sinüs 45 x dediğim kök 2 idi virgül y çarpı y dediğimde 3 kök 2 idi 3 kök 2 çarpı kosinüs 45 arkadaşım kosinüs 45'ler zaten kök 2 bölü 2 değil mi ya da 1 bölü kök 2 değil mi evet eksi 3 kök 2 çarpı 1 bölü kök 2 bu da virgül kök 2 çarpı 1 bölü kök 2 virgül. Ee, şurası artıydı artı 3 kök 2 çarpı yine kosinüs 45 1 bölü kök 2 yapar e şunlar gitti. Bunlar gitti. 1 eksi 3'ten eksi 2 yaptı burası. Bunlar gitti. Bunlar gitti. 1 artı 3'ten 4 yaptı burası. Evet. Cevap bu şekilde çıkar. Soru üzerinde formülü göstermiş olduk size. C, S, S, C formülü. İlk eksi sonrası artı. X, Y'leri de böyle yapıştırırsınız. Anlaştık. Mesela. Eksi 4'e 4 köküç noktası. Bak. Biri birinin köküç katı. Analitik düzlem çizerek bunu yapabilirsin. Yapabilirsin. Yap bunu. Eksi 4 nerede? Burada. Bak eksi 4'e 4, e 4 köküç nerede? Burada. Şimdi gel. Eksi 4'e 4 köküçü döndürelim. Orijin etrafında. Hocam burası da 4 köküç ya. Yani şu noktayı orijin etrafında döndüreceğim şöyle. Hocam burası 4 birim. Burası 4 köküç birim. Burada özel bir üçgen var. 90'ın karşısı. Şimdi 30'dan 60'a geçiyor köküç arttır. O zaman burası 30. Burası 60 derece oldu mu? Oldu. Şimdi ben bunu 60 derece döndüreceğim. Orijin etrafında 60 derece. Pozitif yönde. Arkadaş döndürelim. Şu döndürmeyi yaptığımız zaman dönerken hop 60 derece dönerken bak şurada kaç 60. 60 döndürdüğünde hop şuraya denk gelmeyecek mi? Evet. E o zaman buraya denk gelecek işte. Şuradaki nokta x 4. Şurası 4. E şunu şöyle döndürdüğünde hocam bu buraya denk geldi ama dönerken söyle dairesel hareket diyor ya. Şu parçayla şu parça eşit Evet. 30'un karşı 4 90'ın karşı 8'dir. Bu çift çizgi 8 iken burası da 8 olur. a 8 birim bak. 60 derece döndürdüğünde bu nokta buradaki noktaya denk geldi. E buradaki noktada 8 birim solda değil mi? Yani eksi 8'e 0 noktası yapar. Dediğim gibi analitik düzlem çizerek özel doğrular böyle işte ikizkenar dik ya 45-45-90 üçgen çıkar. Ya da ne çıkar arkadaşım? 30 60 90 çıkan çıkarlarda analitik düzlem çizerek yapabiliyoruz. Evet, 120 derece döndür diyor. Noktamız özel bir nokta değil. Analitik düzlem çizdiğinde 2'ye 4, 2 birim burası, 4 birim burası özel bir üçgen oluşturmuyor. Özel bir üçgen oluşturmadığı için formülden yapacağız. Formül neydi? C, S, S, C'ydi. Eksiydi, artıydı. X, Y, X, Y yazıyorduk. Umarım aklında kalmıştır. Yani 2 çarpı kosinüs 120 eksi 4 çarpı sinüs 120 virgül 2 çarpı sinüs 120 artı 4 çarpı kosinüs 120 bana cevabı verecektir. E kosinüs 120 dediğimiz nedir arkadaşım? Eksi kosinüs 60'tır. Sinüs 120 dediğimiz sinüs 60'tır. Bu da sinüs 60. Bu eksi kosinüs 20'dir. 60'tır pardon. Kosinüs 60 dediğimiz nedir? Hocam 1 bölü 2'dir. O zaman burası 2 çarpı 1 bölü 2 yapıyor ama eksi 1 bölü 2 unutmayalım onu. Eksi sinüs 60 dediğimizde nedir? Kök 3 bölü 2'dir. 4 çarpı kök 3 bölü 2 virgül. Bu 2 çarpı sinüs 60 kök 3 bölü 2. Sonra artısı var burada. Eksi 1 bölü 2 mi oluyor? 4 çarpı 1 bölü 2 oldu burası da. Şu artı şurası eksi 1 bölü 2. Evet. Şimdi burası şu şu götürdü. O zaman ne yaptı burası? Eksi 1 eksi 2 kök 3 yaptı. Virgül. Hocam şunlar götürdü. Kök 3. Şurası da eksi mi yaptı? Eksi 2 mi yaptı? Evet. Ya da eksi 2 artı kök 3 de diyebiliriz. Yani eksi 1 eksi 2 kök 3 virgül kök 3 eksi 2 şeklinde bulunmuş oldu. Cevap formülümüz de bu. R 120 P demek ne demek? Pozitif yönde 120 derece döndür demek. 2'ye 5 noktası orijin etrafında 180 derece döndürdüğünde bak 2'ye 5'i bir 90 derece döndür. Ne oluyor? 5'e 2 olur. Bir, i̇şaretler önemli değil. Bir daha 90 döndür. 2 2'ye 5 olur. Hangi bölgeye düşüyor? Hocam 2'ye 5. 90 burası. Bir daha 90 burası. 3. bölge değil. İşaretlerini alacak. Eksi 2'ye 5 diyebiliriz. Ya da 2 2'ye 5 direkt ne diyecektik? 180 derece döndürmek demek. Orijine göre simetrisini almak demek. Orjine göre simetriyi de her ikisi de işaret değiştiriyor anlamına geliyordu. Evet direkt eksi 2 eksi 5 de yapabilirdik. Örnek 35'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 36'ya. Bu noktayı önce 75 derece orijin etrafında 75 derece sonra 15 derece daha döndür. P noktası koordinatı. Arkadaşım sen önce bir 75 derece döndürürsen şöyle bir 75 derece döndürürsen sonra bir de 15 derece döndürürsen toplamda 90 derece döndürmüş olmuyor musun? Evet ama ne yönde? Pozitif yönde. Bir şey demediği zaman pozitif yönde. Evet. Eksi 3'e 5'i sen pozitif yönde kaç derece? 90 derece döndürdüğün zaman noktaları yer değiştir. işareti yokmuş gibi. Şimdi ilk noktamız neredeydi? Eksi 3'e 5 buradaydı. Pozitif yönde 90 derece döndürürsen bu bölgeye düşer. İşaretleri ne olacak o zaman? Üçüncü bölgede eksiye eksi olur. Direkt eksi 5'e eksi 3'ü yazarız. 37'deyiz kök 2'ye kök 2 noktası orijin etrafında önce 20 derece sonra 25 derece. Toplamda kaç derece oluyor? 45 derece. Ha, 45 derece dönmede özel bir durum oluşuyorsa analitik düzlem çiz. Oluşmuyorsa CSSC'den yap. Özel bir durum oluşuyor. Kök 2'ye kök 2 noktası. Arkadaş şöyle geldiğin zaman ne oluyor? Bak orijin etrafında döndüreceksin ya şöyle şunu. Hocam burası da kök 2 burası da kök 2. Özel bir durum oluştu. 45 derece oluştu burada. Tamam şimdi ne diyor? e, ee, bu yönde pozitif yönde kaç derece döndüreceğim? 45 derece döndüreceğim. Hocam bak burası 45 derece. Döndürelim 45 derece. 45 derece döndürürken bak şurası 45 derece ya. 45 derece döndürdüğünde hop buraya denk gelecek. Bitti. Bu nokta döndüğü zaman dairesel olarak buraya denk gelecek. Dairesel dönüşte yarıçaplar çaplar eşit olacak. Yani şu uzunlukla şu uzunluk eşit olacak. Bu uzunluğu bulalım. Kök 2 kök 2 x kenar dik üçgenden dolayı burası 2 mi yapar? Evet. Burası 2 iken burası da 2 olmaz mı? Olur. Yani 2 birim yukarıdaki bu nokta isteniyor. Burası da 0'a 2 noktasıdır. Yani cevap 0'a 2 noktası yapar. Örnek 37'de. Geldik 38'e. Yukarıda verilen daire biçimindeki şekil merkeze etrafında ok yönünde şu merkeze etrafında ok yönünde 270 derece döndürüldüğünde elde edilen şeklin gösterimi nasıl olur diye soruluyor bize. Arkadaşlar ok yönünde 270 derece döndürme ile bu yönde 90 derece döndürme aynı şey değil mi? Evet bu yönde 90 derece döndürme aynı şeydir. Şimdi bir kere ne olacak? Şu hatayı yapmayın. Hocam şöyle yapıp da bak bak bak. O zaman bu yönde 90 derece döndürmek bu E buraya gelecek demek. Bu M buraya gelecek demek. Buraya buraya gelecek demek. Bu E de buraya gelecek demek. Bu e de buraya gelecek demek. Değil mi? Döndür bakayım kağıdı. Bak kağıt önünde ya şimdi. İnşallah kağıt önünüzdedir. Kağıt önündeyse ne diyorsa sen şöyle de yapabilirsin. Hocam 270 derece döndür. Bu E. Hop 190 buraya. 191, bir 190 bir 90 buraya bak. Buraya geldi. Ben ne yaptım? 270 derece bu yönde döndürmektense tersinde 90 derece döndürmek aynı şey dedim. Daha kolay yaptım. Bu nokta buraya geldi. Bu nokta buraya geldi. Bu nokta da buraya geldi. Bu noktada buraya geldi. Tamam. Şimdi biz bunu döndürdüğümüz zaman döndür bakayım böyle. Kağıdı döndür. Böyle kitap böyle sınavda da böyle soru çıktığı zaman elinizde kitap var ya bak şöyle. Ne yapacaksınız böyle kendimi de şöyle bir biteyim. Bu böyle ya. Sen bunu böyle sınav kağıdında böyle 90 derece döndür. Bak fotoğrafını çek böyle gözünde. Ondan sonra oradaki şekli şıklarda ara çevirip de. Tamam. Şimdi sen kağıdı döndürdüğün zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Kardeşim, bu dönüyor da E harfi buraya geldi. Doğru. M buraya, R buraya, R buraya geldi. O da doğru. Ama E döndüğünde böyle mi geldi? E 90 derece dönerse aşağı doğru olmaz mı? Olur. Yani bu yönlü 90 derece döndüğünde şu 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 90 derece döndüğünde şöyle olmayacak mı arkadaşlar? Yani şöyle olmayacak mı E harfi? Değil mi? Evet. M harfi döndüğünde bak şu 90 derece olsa dikey ya yatay olmayacak mı? Evet yatay öbürü de yatay sonra M harfi bak böyle olmaz mı? Olur. R döndürdüğünde bak şuna dikkat et. Bu yönlü döndürdüğünde bu böyleyken R böyle olmaz mı arkadaşlar? Şu çizgiye dikkat et. R yuvarlığa da aşağı gelecek zaten değil mi? Şöyle döndürüyor, şöyle döndürüyorsun. Yuvarlığa aşağı gelecek. Ay kendimi şöyle büyüteyim ya. diye ben böyle buradan devam ediyorum? Kendimi de şöyle bir küçülteyim istersen. R buraya geldi. Ee, yuvarlak da aşağı gelecek. Şöyle olacak. Sonra E burada bak sadece şu çizgiye dikkat et. Bir tanesine dikkat etsen dikeye dikkat etsen olacak. Şöyle döndüreceksin. Yani bu şöyle çizgi olacak sadece. Böyle çizgi olacak. E'ler de aşağı doğru mu gelecek böyle çevirince? Evet. E'ler de aşağı doğru gelecek. Yani şöyle bir şey olacak. Evet. Bunun 90 derece döndürülmüş hali bu kardeşim. Yani içindeki harfler de dönüyor. Tamam. Dikkat et buna güzel bir soruydu. Örnek 38'de bu şekilde bulduk. Geldik. Örnek 39'a. Birim kareli düzlemde O noktası ya bunu 180 derece döndürülmesiyle elde edilen şekil soruluyor. 180 derece döndürmek gerçekten zor arkadaşlar. 180 derece döndürmek gerçekten zor ama 180 derece döndürmek demek orijine göre simetriyi almak demek değil midir? Evet. Bir tek noktaları orijine göre simetriyi al. Bu noktanın orijine göre simetrisi zaten bu. Bu noktanın orijine göre simetriğini al. Bir birim burada, bir birim burada. Şurası yapar. Yani O, A, B, C. Harfleri de dikkat et tabi. O, A, B, C şeklinde yazacağız böyle. A'nın orijine göre simetriği burası yapıyor. Sonra B'nin orijine göre simetriğini al. Bak burası ne? Eksi 1'e bir noktası değil mi? Evet. Orijine göre simetriğini aldığın zaman ne olacak? Hocam bire eksi 1 bir olacak. İşaretleri değişecek ya. O zaman B noktası burası. Sonra C noktası neresi arkadaşım? C noktası burası. 1, 2, 3 birim burada. Eksi 3'e 0. Orijine göre simetriğinde o zaman 3'e 0 noktası mı yapacak? Evet. Burası da C noktası oldu. Nasıl gidiyorum? O, A, B, C şeklinde gidiyorum. O, A, B, C şeklinde gidiyorum. İşte 180 derece döndürülmüş halde bu. Yani bir şekli sana böyle birim aralık kar, karelik kağıtta döndür diyorlarsa oradaki şeklin köşe noktalarının döndür ama harfleri de yazmayı ihmal etme. Çünkü bazen oradaki noktalar belli oluyor şöyle. Şöyle. Bununla ilgili dörtgeni böyle çizebiliyorsunuz ya da şu öyle bir şekilde karıştırabiliyorsunuz. Şöyle bir şey çiziyorsunuz. Buna dikkat et. Harflerden doğru giderseniz hiç sıkıntı yaşamazsınız. Evet, 180 derece döndürülmesi orijine göre yansımasıdır. Orijine göre yansımasındaki noktaları bulduktan sonra şekil çıktı mı çıktı. Bak mesela bu. Şimdi bunu da ya da şöyle şurada bir tane daha antrenman yapayım seninle birlikte. Arkadaş şöyle bir şey verilseydi burada da. Bak. Burada burada şöyle L, L harfini. Şurada L harfi yapalım senle birlikte. Tamam. Şuradaki L harfini. Bunu da bu yönde 90 derece döndür derse. Tamam döndür dediği zaman L aşağı doğru bakacak. Yani şöyle olacak L. Kesinlikle böyle olacak. Ama nerede olacak? Birim karelerin köşeleri de önemli orada. Dikkat et. Döndürme de gelirse şuna da dikkat et. Buradaki noktaları yaz. A, B, C. Bak bunları yaz. Gerisi gelecek. D, E ve F. Bak şimdi. A noktası kaça kaç? Hocam A noktası şöyle 1, 2, 3'e 1, 2, 3, 4. 3'e 4. B noktası kaça kaç? B noktası 4, 5, 6'ya 4. C noktası kaça kaç? C noktası da 6'ya 4, 5, 6, 7, 8. 6'ya 8. D noktası kaça kaç? 5'e 8 galiba. Evet E noktası kaça kaç? E noktası da şurası 3, 4, 5. 5'e 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarıda. 5 noktası yaptı. Ve F noktası kaça kaç? O da 3'e 5 yaptı galiba değil mi? Evet 3'e 5 yaptı. Şimdi adam bize bunu 90 derece döndür diyorsa sen bu noktaları döndür 90 derece. Noktayı döndür. 4'e 3 mü olacak? Evet 4'e 3 olacak. Ama hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyacaksın. Bu yönde 90 derece ikinci bölgeye düştü. Eksi 4'e 3 noktası olacak. Hemen gel burada eksi 4'e 3 belirle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bu nokta burada. Yalnız A diye yaz burayı. Sonra bunu döndür. Hocam 4'e 6 olacak. Bunu da döndür. 8'e 6 olacak. Bunu da döndür. 8'e 5 olacak. Bunu da döndür 90 derece. 5'e 5 olacak. Bunu da döndür. 5'e 3 mi olacak? Evet. Ekstradan bir soru yazdım arkadaşım. Ama bu ikinci bölgeye düşeceği için buradaki noktalar eksi olacak. Çünkü hepsi birinci bölgede. Birinci bölgede 90 derece dönürsem ikinci bölgeye düşüyor. Sonra eksi 4'e 6'yı belirliyorum. Eksi 4'e 6 nerede hocam? Eksi 4. Eksi 4'e 6. Ee, 1, 2, 3. Hmm, sonra 1, 3, 4, 5, 6. Burası B noktası oldu. Bak sonrasında şey yapabilirsiniz. Bütün noktaları da belirleyebilirsin de. Sen şunu şöyle çizdikten sonra A, B'yi. Bak A, B'yi çizdin. Sonra dik yukarı gittim. Bu döndüğünde nereye gitmesi lazım? Böyle döndüğünde sağ, şey sola doğru gitmem lazım değil mi? Sola doğru git, gitmem lazım. Kaç birim gideceğim? 1, 2, 3, 4 birim gideceğim. 1, 2, 3, 4 birim gideceğim. Hani bu şekilde birim karelerde olsa burada. Tamam mı? Sonra buradan bir birim aşağı ineceğim bir birim aşağı geliyor bu. Sonra buradan 3 birim öbür tarafa gideceğim. 1, 2, 3 birim buraya gideceğim. Sonra buradan 2 birim buraya gideceğim. 2 birim buraya gideceğim. Sonra 1 bir birim de buraya geleceğim. Bak bu şekli oluşturduk mu arkadaşlar? Gördünüz mü? O oluşturduk. Ya da buradaki tek, noktaları tek tek gösterirsin işte. A'yı buldum B'yi buldum. Bak C'ye bak. x 8 e 6 mı? Bak C burada. Gerçekten x 8 e 6. Öbürü x 8 e 5 mi? Evet D burada. x 8 e 5 noktasını da gösterebilirdin. Sonra E nerede? Hocam E 5'e, eksi 5'e 5'te mi? Evet. Eksi ee, 5'e 5'te. Sonra F nerede? F'de. Eksi 5'e 3'te mi? Eksi 5'e 3'te. Bütün noktaları da gösterebilirsin. Ama bir çizgiyi çizdikten sonra gerisi kolay. Bir çizgi böyle AB'ye çizdin ya 3 birim. Sonra bu döndürülmüş hali belli. Hani bu yukarı doğru sağ, sola doğru yatık olacak. Ee, bu ilk baştaki çizdikten sonra sola doğru yatık olacak sonrası. Sola doğru yatık olan kaç birim? 4 birim çizdin. Sonra sola yatık olan Aşağı doğru döndüğü zaman aşağı gelecek. Sonra 3 birim böyle sonra böyle gelecek deyip o şekilde de 90 derece dönmüş halde bak bu şekilde olmuş olur. Tamam böyle şekillerde de köşe noktalarına göre yorum yaparsan eğer döndürmeleri çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Anlaştık. Evet geldik şimdi buraya. Birim kareli düzlemde verilen şekilde şekil A noktasında saat yönünün tersinde 90 derece döndükten sonra D görün. Evet bu sefer arkadaşlar bu köşesi etrafında diyor. Bak köşesi etrafında 90 derece döndür. Bunu 90 derece döndürsen. Hocam burası 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 birim buraya mı geliyor bu? 90 derece döndürdüğünde. Evet. Bak şimdi. Bunu yaptıktan sonra. Buradan yukarı çıktım. Sonra bu yukarı çıkan aşağı geldi. Sonra sağa giden ne olacak arkadaşım? Bunu sola doğru çevirdiğin zaman o yukarı doğru çıkmış olacak. Yukarı olacak. Bir tane çizgisini çizdikten sonra gerisi geliyor. Sonra bu aşağı giden ne olacak arkadaşlar? Böyle döndürce yatay olacak. 1, 2, 3, 4 birim gitmiş. 1, 2, 3, 4 birim gidecek. Sonra bu sola doğru yatık olan aşağı geldiğimde dikey olacak. 1, 2 birim dikey olacak. Sonra bu aşağı gelen bu tarafa döndürdüğümde şöyle olacak. Sonra da bu böyle. İşte 90 derece dönmüş hali bu şekilde olmuş olur. Ama 90 derece dönmüş hali bu şekilde. Bir de bunun diyor ki D doğrusuna göre yansımasını al. Yansımasını almak da çok kolay. Bu noktayı al. 1, 2, 3 birim buraya. 1, 2, 3 birim buraya. Bak şimdi buradan sonra. Dikkat dikkat. Şimdi ilk önce ne yapacağız? A noktası etrafında saat yönünün tersinde döndürdüm. 90 derece. Sonra D doğrusuna göre yansımasını alacağım. Bu noktanın yansıması 3 birim buraya geldi ya. Buradan sonrası çok kolay. Bak D doğrusundan uzaklaşıyor yukarı doğru. O zaman burada da uzaklaşacak yukarı doğru. 1, 2, 3 birim uzaklaştı. Sonra ne yapacak? 1 Bir birim Şuraya geldi. D doğrusu nizasında gitti. Sonra 2 birim D doğrusuna yaklaştı. 2 birim yaklaştı. Sonra bir hizada paralel bir şekilde gidecek. 3 birim 4 birim gitti. Sonra D doğrusundan uzaklaşıyor. Bir dakika. Ee, yakınlaşıyor D doğrusuna. D doğrusuna yakınlaştı. Sonra da A noktasına gitti. İşte yansıması olan da işte bu şekilde. İlk önce döndürdüm. Sonra yansımasını aldım. İşte birim karelerde bu şekilde karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Evet örnek 40'ı da bu şekilde bulduk. Ve her şeyi gösterdik galiba. Arkadaş dönüşüm geometrisini de bitirdik veya Az kaldı son konu kaldı. Çember analitiği kaldı. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki konuda çember analitiğin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.